pın üçgeni, p, üçgeni orijin etrafında eksi 270 derece döndürülmüş. Evet, bu pın üçgeni. Çok güzel bir ismi var. Evet, bir üçgenimiz var ve ne yapıyoruz? Bu üçgeni orijin etrafında, orijin etrafında eksi 270 derece döndürüyoruz. Bir interaktif çizim aracını kullanarak üçgenin yansımasını çizmemiz istenmiş. Ve pozitif açılı rotasyonun yönü, döndürmenin yönü, saat yönünün tersi nedir diye de bir not düşülmüş. Pozitif olduğunda saat yönünün tersine döndürüyorsak, saat yönünün tersine döndürüyorsak, negatif bir açıyla ne yapacağız? Saat yönünde döndürmemiz gerekir, değil mi? Bir de kullanacağımız çizim aracına, çizim aracına bir bakalım. Böyle yapınca, böyle ekrana tıkladığınızda bir nokta çıkıyor. Böyle de silebiliyoruz. Evet, bunu da açıkladığımıza göre şimdi bizden ne isteniyormuş bir bakalım. Üçgenin köşelerindeki noktalar orijin etrafında eksi 270 derece döndürülürlerse, döndürülürlerse nereye gelirler? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Bunu bulacağız. Bunu üzerinde çizim yapmak daha kolay olsun diye karalama ekranına kopyaladım. Ve işe eksi 270 derece döndürmenin, eksi 270 derecelik bir döndürmenin rotasyonun ne anlama geldiğiyle başlayalım. Buraya küçük bir koordinat sistemi çizelim. Bu x, bu da y ekseni. Bu noktadan başlayarak orijin etrafında, orijini de işaretleyelim, Orjin neresi, burası. Evet, orijin etrafında eksi 270 derece dönersem nereye gelirim? Burası eksi 90. Bir eksi 90 daha, toplam eksi 180 etti. Bir tane daha eksi 90 gidersek de ne olacak? Eksi 270'e ulaşacağız. Not edeyim, eksi 270 derece. Şimdi bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu nokta buraya geldi. Ama bu noktayı buraya artı 90 derecelik bir döndürmeyle de getirebilirdik, değil mi? Yani bu artı 90 derecelik bir döndürmeyle aynı şey. Sonuç aynı. O zaman üçgenin köşelerindeki noktaları eksi 270 derece yerine, eksi 270 derece yerine artı 90 derecede döndürebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için başka başka dik üçgenler kullanacağız. Nasıl mı? Önce I noktasını alalım. Şimdi bir dik üçgen çizelim. Tabii bunu başka şekillerde de çizebilirsiniz ama ben böyle çizeceğim. Ve orijinle I noktası arasında kalan kenar hipotenüs olacak. Tabii doğru çizim aracını kullanırsam daha iyi bir sonuç elde edeceğiz. Evet, daha iyi. Şimdi, I noktasını orijin etrafında 90 derece döndürmek için bu üçgeni 90 derece döndürmem gerekir, değil mi? Peki, üçgeni döndürürsem ne olur? Bakın, bu kenar 90 derece döndürülürse, x ekseni üzerinde 7 birim yerine, y ekseni üzerinde 7 birime denk gelir. Evet, bu döndürme işleminin sonucu bu kenar buraya gelir. 90 derece döndürdük sıra bu kenarda. Başka bir renk kullanayım. Evet, sizce bu kenara ne olacak? Bu kenar orijinden 7 birim aşağıda bitiyor, değil mi? Ve pembe kenarla dik açı oluşturuyor. O halde burada da bir dik açı olacak ve sağa doğru aşağıya gitmek yerine sağa doğru 7 birim gideceğiz. Böylece 90 derecelik döndürme sonucu ı noktasının yansıması buraya gelecek. Son olarak hipotenüsü de çizelim. Ama tabii maviyle değil, yeşille. Güzel. Bu üçgeni 90 derece döndürdüğümüzde yeni I noktası ya da I üssü I noktasının 90 derecelik döndürme sonucundaki yansımasından bahsediyoruz. Buraya gelecek. Aynı şeyi diğer köşeler için de yapabiliriz. Mesela ne? Evet, yine bir dik üçgen çizelim. Tekrar ediyorum, bunu farklı şekillerde de yapabilirsiniz ama ben bu üçgeni kullanacağım. Siz isterseniz başka bir üçgen de kullanabilirsiniz. Bu bir kenarı ya da önce orijinin N noktasına bağlayarak hipotenüsü çizelim. Şimdi ya böyle ya da böyle devam edebilirim. Gelin üçgenimizi böyle çizelim. Evet, bu üçgen 90 derece döndürülürse, döndürülürse ne olur? Bu kenarı, yani orijinden 7 birim aşağı giden 7 birim aşağıda biten bu kenar, x80 üzerinde 7 birim sağa gitmiş olur. Hemen çizelim. Ve bu kenarsa, yine renk değiştirelim, uzunluğu 2 olan bu kenarda pembe kenarla 90 derecelik bir açı oluşturacak ve yukarı doğru 2 birim uzunluğa sahip olacak. O zaman n noktasının yansıması da buraya gelir. Evet, buna da n üssü diyelim. Evet, i ve n'nin yansımalarını gördük. Geriye p noktası kaldı. Bunun için de ne yapacağız? Yine bir dik üçgen kullanacağız. Burası bir kenar. Burası diğeri. Ve bu da son kenar. Bu kenarla başlayacak olursak, kullanmadığım bir renk seçeyim. Evet, bu kenarı 90 derece döndürürsem, sağ yerine yukarı doğru iki birim gitmemiz gerekir, değil mi? Ve kenar buraya gelir. Bunun için de başka bir renk seçelim. Bu kenar bununla 90 derecelik bir açı yapıyor ve uzunluğu 3. Dik açı buraya gelecek. 3 birimlik uzunluğu da ekleyelim. Ve Artık p'nin yansımasının nerede olacağını biliyoruz. İşte burası. p üssü. Şekil üzerine bir sürü renk, bir dolu renk ve çizim olduğu için sakın kafanız karışmasın. Artık sadece p'nin, i'nin ve n'nin yansımalarını birleştireceğiz. Tek yapmamız gereken p, i ve n'nin yansımalarını birleştirmek. Bunu yaptığımızda da p, i, n üçgeninin yansımasının nereye geleceğini bulmuş olacağız. Evet, bu ikisini birleştirelim bunları da ve bunları da. Ve karşınızda p i n üçgeninin yansıması. Şahane. Şimdi aynı yansımayı soru ekranında oluşturmamız gerekiyor. Eksi 3 virgül 2 noktası. Evet, eksi 3 virgül 2 burası. 7 virgül 2 o da burada. Ve son olarak 7 virgül 7 o da burada. Bu iki noktayı da birleştirirsek, evet bitti. Bu üçgeni 90 derece döndürmüş olduk. Hatta aslında eksi 270 derece desek daha doğru olacak çünkü esas soru buydu. Cevaba bakalım, kontrol edelim. Evet, doğru yapmışız. Şahane.